Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Fatır suresi 24-31. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. İnna arsalnake bilhak. Ey peygamber, biz seni hak ile gönderdik. Bir hakkın, hakkı ifade etmen için gönderdik. Beşiran ve nezira, hem bir müjdeleyici hem de bir uyarıcı olarak. Ve in min ümmetin illa hala fiha nezir, hiçbir ümmet yoktur ki onlarda bir uyarıcı gelmiş olmasın. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk gönderilen peygamber değil, tek gönderilen peygamber de değil, daha evvelinde nice peygamberler gelmiş ve genel bir ifadeyle burada hiçbir ümmet yoktur ki onlarda bir uyarıcı gelmiş olmasın. Yani her ümmete uyarıcı gelmiştir. Burada tabi nezir, uyaran, peygamberlerin görevlerinden birisi, özelliklerinden birisi. Peygamber varisi olan kimseler de yine benzeri bir görevi eda etmiş oluyorlar. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber, artık ondan sonra peygamber yok ama ümmetinin alimleri beşir ve nezir olarak, Allah'ın rahmetinin müjdecisi, azabının ise uyarıcısı olarak yine bu dini insanlara anlatıyorlar. Ve bu manada gerçekten İslam dini şu anda dünyanın hemen her tarafında anlatılıyor, tebliğ ediliyor. Ve in yükezzibuke, eğer onlar seni yalanlarlarsa, fakat kezzebellezine min gablihim, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Yani seni yalanlıyorlar diye üzülme. Sana işte bunları uyduruyorsun, sen bir şairsin, sen bir sihirbazsın gibi sözler söylemelerine üzülme. Daha önceki dönemlerde de peygamberler geldi. Onlar da yine yalanlandı. Câethum rusuluhum bil beyinat. Onlara gelen elçiler apaçık ayetlerle, mucizelerle gelmişti. Ve biz zubur ve sahifelerle, vel kitabil munir, ve aydınlatan kitapla. Yani önceki gönderilen peygamberler de kitaplar, sahifeler, mucizeler gibi, bu gibi peygamberliğini teyit eden şeylerle gelmiş, gönderilmişti. Burada beyinat, apaçık deliller. Yani her peygamber kendi davasını delillerle de anlatmıştır. Sadece ben peygamberim deyip bırakmamıştır. Yoksa sahte olanla gerçek olan arası ayırt edilemez. Ve bir takım divaneler çıkar. Onlar da biz de peygamberiz diyebilir. Ama bunun önüne geçmek için peygamberlere deliller verilmiş. Ve onlar gerek yaşantılarıyla gerek anlattıklarıyla gerçekten Allah'ın dinini tebliğ etmişler. Görevli oldukları hallerinden, tavırlarından ve onlara verilen mucizelerden belli olmuş. Ve aynı zamanda ya bunlara sahifeler verilmiş veya kitaplar indirilmiş ve o kitap Kitab-ı Münir ayetteki ifadeyle, yani aydınlatıcı kitap. O kitap dünyayı, ahireti aydınlatıyor, yaratılış gayesini gösteriyor ve bu şekilde insanlara faydalı oluyor. ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, sonra o inkar edenleri ben cezalandırdım, tuttum, cezalandırdım. فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ, benim o inkar edenleri inkar edişim, yani onları cezalandırışım nasıl oldu? Tabi tarih bunun pek çok örnekleriyle dolu. At kavmi, Lut kavmi gibi kavimler hadlerini aşmışlar ve neticede taraf ilahiden bunlara cezaları verilmiş. Elem tera, görmedin mi? Ennallâhe enzele minessemâi mâen, Allah semadan bir su indirdi. Yani bu devamlı gördüğümüz durumlardan birisi. Allahu Teala gökten su indiriyor. Gökten yağmur yağdırıyor. Kar, dolu gibi şeyler de yağdırsa netice itibariyle bunlar yine bir su. Bu manada baktığımızda alem bir bütünlük arz ediyor.
ve şu koca alem yeryüzüyle gökyüzüyle birbirini tamamlıyor ve yeryüzündeki bitkiler gökten gelen yağmur ile, gökten gelen ısı, ışık ile bu şekilde kıvam buluyorlar ve yeryüzünde hayat bu şekilde devam ediyor. فَاَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا Biz indirdiğimiz o su ile muhtelif renklerde mahsuller meydana getirdik. Burada muhtelif renkler derken gerçekten de şu dünyadaki değişik özellikte bitkiler var ve bunların renkleri birbirinden farklı. Burada doğrudan renk manası anlaşılabilir. Bir de sınıf manası. Yani hepsi aynı su ile sulanıyor, aynı toprakta ama özellikleri değişik, tatları değişik. Bu manada bunların sınıflarının farklı olması da ayet-i kerimeden anlaşılabilir. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا Dağlardan da beyaz, kırmızı, muhtelif renklerde yollar var. Yani dağlara baktığımızda bunlar da tek bir renk üzere değil. Dağların kenarlarından yollar da geçiyor. O vadilerde yollar meydana geliyor. Bir de doğrudan dağların kendisinde değişik renkler, çizgiler halinde adeta meydana geliyor. Coğrafya ilminde bunlar daha ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. Ve yer tabakalarıyla alakalı jeoloji ilmi bunu daha derinlemesine araştırmaktadır. Ve Allah-u Teala muhtelif renklerde dağlar yaratmış. İşte bir kısım dağlar kırmızı renkte, bir kısım dağlar beyaz renkte ve devamında da geçtiği üzere ve garabibu suud bir kısmı da simsiyah. Bunların hepsi dağlarda görebildiğimiz özellikler. Çünkü dağlara böyle baktığımızda o dıştan gördüğümüz kısım altta neler olduğuna adeta bir alamet. Ve dıştaki o değişik renklerden buranın altında ne gibi madenler var, ne gibi özellikler var az çok çıkarılabiliyor. Tabii normal vatandaş bunu bilmeyebilir ama bu sahanın uzmanı olan kimseler topraktaki o renklere baktığında orada ne gibi madenler olduğunu az çok kestirebiliyor. İşte simsiyah olan kömür o dağlardan çıkıyor. Ülkemizde Zonguldak ve havalisi o dağlar altına doğru kömürle dolu ve ülkemizin pek çok kömür ihtiyacı uzun zaman buralardan karşılandı. Bir kısım yerlerde demir var. Yerin altında demir filizleri, demir madenleri var. Ve üstte de bunun alameti adeta bırakılmış. Daha bir kısım yerlerde daha değişik özellikte başka başka madenler bulunmakta. Ve bu madenler de insanlar için son derece önemli. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ İnsanlardan, hayvanlardan ve özellikle de en'am denilen insanların günlük hayatında istifade etmiş olduğu koyun, keçi, deve, sığır bu cinsten olanlar bunlarda da muhtelif renkler meydana getirdik. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ الْاُلَمَى Allah'tan hakkıyla korkan ancak alim kullarıdır. İnnallâhe azizün gafur, şüphesiz Allah azizdir, gafurdur. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de ilmin faziletini anlatan pek çok ayetler var. Şu anda okuduğumuz ayette bunlardan bir tanesi. Allah'tan ancak hakkıyla alim kulları korkar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ben Allah'ı en iyi bileninizim ve Allah'tan en çok korkanızım. İşte bir insan diyelim biyoloji ilmiyle Allah'ı biliyor. Bir başkası astronomiyle meşgul. Astronomi incelemeleriyle Allah'ın sanatını daha iyi anlıyor. Bir başkası jeolojiyle, bir başkası coğrafyayla, bir başkası kimyayla, bir başkası fizikle. Bu şekilde Allah'ın tekvini ayetlerini inceleyen insanlar gerçekten de aleme baktıklarında sonsuz bir ilim, sonsuz bir irade,
sonsuz bir kudret ve rahmetin eserlerini görüyorlar. Ve bunun neticesinde Allahu Teala'ya olan saygıları, hürmetleri daha da ziyadeleşiyor ve öğrenmiş oldukları bilgiler onları Allahu Ekber dedirtmeye sevk ediyor. Ve bunun neticesinde de Allah'tan daha böyle layıkıyla korkmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte hassasiyet göstermek gibi artı özellikleri elde ediyorlar. Ayetin devamında Allah azizdir, gafurdur denilmesi, yani Allahu Teala alemde her şeyle hükümrandır. Her tarafta onun vahdaniyet bayrakları dalgalanmaktadır. Her taraf onun izzet ve azametinin tecellileriyle doludur. Ve bunun devamında da Allah gafurdur denilmesi, yani Allah'ın her şeyle kendini tanıttırmasına mukabil, alemde bu kadar harika şeyler meydana getirmesine mukabil, insanların pek çoğu görevini tam yerine getiremeyebiliyor. Bu durumda da Allahu Teala neden hemen helak etmiyor, neden hemen ceza vermiyor? Allah gafurdur. Kullarının bu noktadaki ihmalini de bilmekte ve onları hemen cezalandırmamakta, onlar Allah'a yöneldiğinde onları affetmektedir. İnnellezîne yetlûne kitâballâh, gerçekten Allah'ın kitabını tilavet edenler, Allah'ın kitabını okuyanlar, ve akamus salate, namazı kılanlar, ve enfegû mimmâ razaknâhum, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler. Sırran ve alâniyeten, hem gizli olarak hem de aleni, açık bir şekilde verenler. Yarcuna ticareten len tabur, onlar zarar görmeyecekleri bir ticareti ümit ederler. Değerli izleyenlerim, şu dünya bir yönüyle ele aldığımızda ticarethanedir. İnsanlar bu dünyaya ticaret için gönderildiler. Buradaki ticaretten maksat, dünyevi ticareti kastetmiyorum. Dünyevi ticaret de kurallarına uygun yapıldığında helaldir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ticaretle meşgul olmaya insanları teşvik etmiştir. Rızkın onda dokuzunun ticarette olduğunu bildirmiştir. Cesur olmak gerektiğine dikkat çekmiştir. Sadık, emin olan tüccarların diğer alemde sıddıklar, nebilerle beraber, şehitlerle beraber haşrolunacağına yine dikkat çekmiştir. Ticaret denildiğinde ilk hatırımıza gelen mana doğru. Ama ayet-i kerimedeki anlatılan ticaret, hiç zarar etmeyecek bir ticaret, burada anlatılan ticaret uhrevi ticarettir. Malum ticarette sermaye olur ve bu sermaye değerlendirilir ve kazanç peşinde koşulur. Bir insan diyelim 1.000 lira sermaye ile bir işe başlar, gittikçe bunu büyütebiliyorsa karlı bir ticaret yapmış olur. İşte insanlar mesela ilim noktasında dünyaya sıfır bilgiyle geldiler. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle la ta'lemune şey'en, bir şey bilmez bir şekilde insanlar dünyaya geldi. Ama eğer ilim yönüyle değerlendirecek olursak, bu insan ilim yönüyle çok güzel bir ticaret yapabilir. Yani daima bir şeyler öğrenebilir. Çünkü insan her ne kadar cahil de olsa, her ne kadar ilimden az bir nasibi de olsa, bu insana sonsuza açılan bir ilim kapasitesi verilmiş. Böyle olunca bu insan devamlı yeni yeni şeyler öğrenebilir ve hel min mezit deyip, daha yok mu deyip yeni ufuklara açılabilir. Demek ki ilim noktasında çok güzel bir ticaret yapmak mümkün. Öte yandan ibadet noktasında hepimizin az çok yaptığı ibadet vardır ama daha iyisini, daha fazlasını yapabiliriz. Ayet-i kerimede dikkat çekilen Allah'ın kitabını okumak, Kur'an-ı Kerim, ve Allah'ın kainattaki ayetlerini okumak, kainat bir kitap, kainat kitabını tefekkürle okumak, bu da başka bir karlı durum. Yani leysel ibadeke tefekkür, tefekkür gibi bir ibadet yoktur, bu manaya mazhar olabilmek, bu da güzel bir şey.
Öte yandan namazı kılmak, cimri olmayıp cömert bir kimse haline gelmek, Allah yolunda bize verilmiş olan şeylerden açık ve gizli olarak vermek, bu da gerçekten çok karlı bir ticarettir. Bazı insanlar diyelim malı var, bu malıyla çok güzel bir ticaret yapabilir. Allah ona vermiştir, o da başkalarına verse, başkalarıyla bunu paylaşsa çok karlı bir ticaret etmiş olur. Mesela bazı insanlar vardır, Hazreti İbrahim'in misafir olmadan sofraya oturmaması gibi, bunlar da ikram etmek için bahane ararlar ve etraflarına daima ikramda bulunurlar. Ne kadar güzel bir haslet. Ve bunlar çok karlı bir ticaret yapmıştır. Öte yandan Allah'ın dinini tebliğ etmek, başkalarıyla paylaşmak, öğrendiklerini başkalarına aktarmak, bunlar çok faydalı şeylerdir. Ve bu noktada da o insanlar gerçekten çok karlı bir ticareti yapmış olurlar. Namaz kılmak nazara verildi. Namaz kılmak çok karlı bir ticaret. Ve ilimle meşguliyet karlı bir ticaret. Bu manada ömrümüzün tamamını çok karlı ticaretle geçirebiliriz. İşte insanlar sadece dünyevi ticareti bilince uhrevi ticaretten gafil oluyor ve bunun neticesinde gafletle ömürleri gelip geçebiliyor. Halbuki uhrevi ticaretlerini anlasalar, dünyevi ticaretlerini de buna vesile yapsalar gerçekten çok faydalı olurlar. Mesela bir berber dini çok iyi öğrense, her gün zaten belki 50 kişiye muhatap oluyor. Onlarla öğrendiği konular üzerinde güzel sohbet edebilse, gelen müşteriler hem onda tıraş olurlar, hem de gerçekten çok güzel bilgileri beraberce müzakere etmiş olurlar. Orası adeta bir ilim meclisi halini alır. Ve bu işin meraklıları gider orada, orada tıraş olmayı tercih eder. Kaliteli bir sohbetle yarım saatini orada geçirir. Öte yandan bir kısım esnaf sabahın erken vakitlerinde dükkanlarında bir sohbet de başlatıyorlar. O vakitte pek gelen giden de yok zaten. Çevrede 3-5 esnafla güzel bir kitaptan beraber okumak veya bilen biri varsa davet edip ilminden istifade etmek gibi. Bu şekilde dünyevi ticaretlerinin yanında uhrevi ticaretlerini de ihmal etmiyorlar. لِيُوَفِيَهُمْ اُجُورَهُمْ Allah onların ücretlerini tas tamına tamamen verecektir. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Ve kendi lütfundan daha ziyadesiyle verecektir. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ Şüphesiz ki o günahları bağışlayandır ve şekurdur. Yani insanların yaptığı amelin karşılığını verendir. Nasıl ki Allah bize nimet vermiş, buna mukabil şükretmemiz gerekiyor. Biz de Allah yolunda bir faaliyette bulunduğumuzda Allah bunun karşılığını verecektir. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقِّ Sana kitaptan vahyettiğimiz haktır. Hak vakikatı beyan etmektedir. مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Daha önceki gönderilmiş olanları tasdik etmektedir. Yani Peygamberimize gelen Kur'an-ı Kerim daha önce gelmiş olan kitapları reddetmiyor, onları tasdik ediyor. اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهِ لَحَب۪يرٌ بَصِيرٌ Şüphesiz ki Allah kullarına habirdir, basirdir. Yani kullarının durumundan haberdardır, onların neler yaptığını görmektedir. Allah-u Teala bizim ne yaptığımızı görüyor ve biliyor. Bunu anladığımız zaman daha böyle kendimize dikkat ederiz, hal ve hareketlerimize dikkat ederiz ve kendimizi şu dünyada bir misafir olarak görürüz, görevli bir misafir ve Allah'ın bir askeri olarak görürüz ve ona göre uhrevi ticaretimizi, ebedi cenneti kazandıracak ticareti yapmaya çalışırız. Cenab-ı Hak bu noktada hepimizi muvaffak eylesin ve karlı bir ticareti, dünyevi uhrevi, karlı ticaretleri yapmayı bize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.